Değerli izleyenler hoş geldiniz. Günaydın. Ben Ayşenur Asumanur. TV'de ekranlarındasınız. Sağlık Raporu programındasınız. Bugün koruyucu güzelliği konuşacağız. Biz sağlık raporunda halk sağlığı uygulamalarını, koruyucu sağlığı, sağlık okuryazarlığını konuşurken tabii işin bir de güzellik boyutu var. Çünkü hekimler, çünkü sağlıkçılar güzelliğin artık içinde, cildi güzelleştirmek için, cildi yaşlandırmamak için, cildi korumak için birçok işlem yapıyorlar. Tıbbın onlara sunduğu imkanlar, ilaç sanayinin sunduğu imkanlar doğrultusunda bir de bunları doğal olarak yapanlar var. Doğal botoks uygulamaları yapanlar var, doğal dolgu uygulamaları yapanlar var, cildi doğal olarak gerdirenler var. Çünkü hepimiz cildimizin iyi görünmesini isteriz, fresh görünmesini isteriz. Ama son yıllarda doğaya bir dönüş olduğu için, bir organik trendi başladığı için insanlar artık bu işlemlerin doğalını da arıyorlar. Çünkü yapılan her tıbbi işlemde, her kimyasal işlemin ardında bir şey arıyoruz. Acaba şu an bana iyi geliyor ama ilerleyen yıllarda, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra daha kötü etkileri olabilir mi diye soru işareti de koyuyoruz bazen. Ama herkesin birleştiği nokta her şeyin doğal olanı en güzeli. Gıdada da, kullandığınız üründe de, giydiğiniz üründe de hatta artık organik ürünler de giymeye başladık. Her şeyin en doğalı bizim için daha içimizi daha ferah tutan bir şey. Bugün biz güzellik kısmının doğal olanını konuşacağız. Doğal nasıl güzelleşebileceğimizi konuşacağız ve özellikle doğal ecza dolabımızda neler olması gerektiğini konuşacağız. Hem cildimiz için hem beden sağlığımız için önemli bazı ipuçları vereceğiz size. Bunun dışında toksik bileşenleri konuşacağız. Etiketleri nasıl okumamız gerektiğini konuşacağız. Dışarıdan bir boya alıyoruz, bir parfüm alıyoruz, bir krem alıyoruz. Acaba o kremleri alırken içeriğinde nelerin olması, nelerin olmaması gerek? Çok pahalı ürünler her zaman doğal ve iyi sonuçlar verir mi? Onlar da biraz aslında soru işareti. Bazı uygun fiyatlı ürünlerin bile aslında içeriğinde toksik bileşenler olmadığını görünce alıp rahatlıkla kullanabileceğiz aslında. Biraz da bunlara değinelim istiyoruz. Ve evde eğer istersek nasıl krem yapabiliriz gibi konulara da değineceğiz. Değerli bir konuğum var bugün stüdyomuzda her zaman olduğu gibi. Sayın Seda Sakacı Çelik, tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı konuğum. Günaydın, hoş geldin Sedacığım. Nasılsın? Teşekkürler Asumancığım, iyiyim. Sen nasılsın? Ben çok deyim, keyifli, güzel sabah sabah. Seni gördüm, daha iyi ben oldum. Ben de aynı şekilde, pazar geldiğin için ben de teşekkür ederim. Şimdi Sibir kitabın çıktı. Kitabını aslında hemen gösterelim. Kaçıncı kitabın? Bu ikinci kitabım. Aslında belediyede yine yayınlanan başka bir kitabım daha vardı. Aha. Ama tüm seçkin kitapçılarda bulabilecekleri tamam. İkinci kitabımız diyebiliriz. Bütünsel güzellik. Bu kitabın kendisi zaten çok doğal. Kendisi evet. Zaten çok doğal. Burada etiket biliminden nasıl kendi kendimize evde güzellik kürleri yaparız. Doğal, hiçbir kimyasal atık olmayan, vegan olan, hayvansal hiçbir ürünün olmadığı nasıl ürünler yaparız? Nasıl etiketleri okuruz? Nasıl doğal güzelleşebiliriz? Yollarını arıyorsun. Biz de zaten artık sağlığı bu yönde geliştirmeye, bu yönde yönetmeye çalışıyoruz. Tekrar eline sağlık kitabın tekrar üzerinde konuşuruz. Aslında totalde koruyucu güzelliği de konuşacağız. Bir yanda onarmak var, bir yandan da onarılan şeyi korumak var. Kesinlikle. Cilt yaşlanmasında biraz önüne geçmek istiyoruz. Şimdi Sedacığım şöyle başlayalım. Zeytinburnu'da tıbbi bitkiler bahçesi var. Sen oraya yıllarca gidip geldin. Orada bazı uygulamalar yaptın. Aslında oradan da yetiştin biraz. Bu tıbbi bitki kavramını bir söyler misin ve oralarda yapılan işlemlerin diğer işlemlerden farkı nedir acaba? Tıbbi ve aromatik bitkiler aslında bizim ülkemiz için çok önemli ve değerli bir yere sahip. Ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi de Türkiye'de ilk kurulan tıbbi bitkiler bahçesi. Şu an 700'e yakın tıbbi bitkimiz var. Hem araştırma, ARGE çalışmalarını yapıyoruz hem de bir DROK merkezimiz var. DROK'larımızı yani bitkilerimizin ilaç olarak kullanılan kısımlarını da kütüphanemizde barındırmış oluyoruz olarak algılayabilirsiniz. Ve tabii ki içeride yüksek ziraat mühendislerimiz, biyologlarımız, ziraat teknikerlerimiz, tıbbi aromatik bitkilercilerimiz gibi bir sürü uzmanlarımız çalışmakta. Ama bunun yanında özellikle Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin çok özel bir konumu da var. Çünkü ilk sağlık çevre okulunu
başlatan kurumlardan bir tanesidir. Sonra çok model alındı. Bir sürü kurumda şimdi bizim verdiğimiz bu eğitimlerini veren başka arkadaşlarımız var. Ama ilk öncüsü her zaman Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi olmuştur. Tabii ki diğer yapan kurumları da çok destekliyoruz ve olmasını öngörüyoruz. Çünkü yıllarca ben de hem eğitimcilik yaptım, hem üniversitelerde öğretim görevlilikleri, bölüm başkanlıkları yaptığım dönemlerde okullara hep tıbbi ve aromatik bitkileri de nasıl modüler sisteme koyup okutabiliriz'i araştırdım. Peki, açıkçası. Peki ilaçlarda hani kimyasal dediğimiz kullandığımız ürünlerde bu tıbbi bitkiler gene kullanılmıyor mu? Buradaki farklı işleme, saklama, uygulama modellerinde ne gibi farklılıklar var? Aslında baktığımızda tıbbi bitkilerin tabii ki içerilerindeki etken maddeler bir ilaç. Ama bunları doğru yöntem ve metotlarla kullanmayı bilmemiz lazım. Bir tentürü nasıl yapacağımız, bir uçucu yağ ya da ekstratı nasıl, hangi dozajda kendimize, cildimize ya da sağlık amaçlı kullandığımızda hangi dozda kullanacağımızı bilmemiz lazım. O yüzden ben her zaman tüketiciye şunu söylemek isterim, hepimiz için geçerli. Tabii ki her yerde bilgi donanımı hemen internetlerden ulaşabiliyoruz. Ama doğru bilgi kaynağına ulaşmak için bir kere verilen o tariflerin kişinin bir özgeçmişi, bu konuyla ilgili alakası ve uzmanlığı nedir? Bir sağlık profesyoneli midir? Bunlara mutlaka dikkat etmeleri gerekliliğini söylerim. Evet, bitkilerin içerisindeki etken maddelerin ilaç olarak kullanılan kısımları var ama tıbbi ve aromatik bitkileri ev tıbbında kullanacaksak fitoterapiyi, aromaterapiyi, o zaman küçük genel bu konuyla ilgili ev tıbbı seminerleri adı altında verilen bir sürü kurumlardan tıbbi ve aromatik bitkileri nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini öneririm. Evet, güzel kitaplar da var bunlar için. Yazan hem hekimler, fitoterapiyle ilgili, yine keza güzellikle ilgili, ben bütünsel güzellik, sade güzellikte nasıl kullanım şartlarının oluşması gerektiğini çok böyle açık ve yalın bir dille anlatmaya çalıştım. Bu tarz kitaplardan ve yayınlardan tabii ki yararlanabilirler ama eğitim bizi daha iyi, daha pratik, daha kolay nasıl kullanabiliriz? İşte doğru dozajlar çok önemli dedim. Mesela bir çay demlemek. Çok önemli aslında bir sağlık çayı demlemek. Tıbbi çay diyoruz biz. Ve İsviçre farmakopelerinde sabah akşam önerilir sağlık çayından yararlanmak için. Ve 21 gün kullanılarak bir 10 gün ara verilerek aslında sağlık çayının tüketimi gerçekleşmesini isteriz. Öyle her gün falan içmek düzenli gerek yok mesela, değil mi? Her gün düzenli 21 gün içilecek ki o zaman ilaç etkisinden yararlanalım. Ama bir arada sağlık vermek çayı. Lazım. Tabii, arada vermek yani arada lazım. Vermek ondan lazım. Bahsetmek bizim istedim. Bizim burada biraz şeyimiz var herhalde. Evet, biz daha iyi gelecek diye sanki ıhlamuru daha fazla koyunca daha iyi olacak ya da işte bütün bitkileri sabah öğle akşam fazla fazla içersem daha etkisini göreceğim gibi bir anlayış içerisinde de bulunabiliyoruz. Ya da ne kadar karıştırırsam o kadar iyi. Ben bu konuda da sadelik taraftarıyım. Bir bitkinin tam etkisinden yararlanmak için düzenli, sebat ederek düzgün 21 gün sağlık çayını kullanın ama tek tek ilerleyin. Çünkü karışım yaptığınızda hangisinin size yiyip gelmediğini anlayamazsınız. Belki bir tanesi çarpıntı yapacak ama hangisini kullandınız? 3 tane 5 tane karıştırdıysanız bilemeyeceğiz ki. Ama tek tek ilerlediğimizde bu bitki bana iyi gelmedi, çarpıntım ya da tansiyonum vesaire oluştu ki. Bitkilerin tansiyon yükseltici, düşürücü etkileri var, kan sulandırıcı etkileri var. Kullandığınız bir ilaçla da etkileşime girebilir. O yüzden teknik olarak bilgi alarak doğru uzmanlar, işte sağlık profesyonelleri ya da ev tipinde kullanacaksak da bu eğitimleri almamız şart diyebilirim. Çok güzel söyledin. Peki bu bitkilerin hangisinin işte çarpıntı yapı ya da karıştırmamamız gerektiğini ya da hangi bitkilerin hangi bitkilere karıştırılırsa etkisi artar ya da olumsuz etkilere neden olmaz gibi bilgilere biz kimlerden ulaşabiliriz? En doğru kaynağımız kimler? Yani interneti karıştırdığımda genelde önüme doğru bilgi geliyor mu Seda? Tabii ki aslında çok karışıyor. Hekimler biliyor mu? Hekimler eğitiliyor artık diyelim. Hı hı. Eğitilmeye başladılar. Ve bu konu tabii ki hani demin bahsettin ya trend, işte organik, hı hı, ve doğallık artık gerçekliğin ta kendisi. Trend olmaktan çıktı. Çünkü gerçekliği yaşamak durumundayız. Hastalanmamak için, koruyucu sağlık için. İlk her şey topraktan başlıyor. O toprağın doğru olması, verimi, içerisindeki zirai tarım ilacının bulunmaması, oradan yola çıkarak bitkinin de iyi bir mamul olarak çıkması,
Sırf bitki değil, meyve, sebze, bununla beraber yediğimiz içtiğimiz tüm gıdalar. Ve biz artık organikliği bir trend olarak değil de bir gerçeklik olarak hayatımıza yaşatmak zorundayız. Ve o yüzden de tabii ki eğitimler almak durumundayız. Ve bunu hekimler de zaten bilincinde olduğunu düşünüyorum ve eğitimlerini de alıyorlar. Ve bu tarz eğitimler, kongreler düzenleniyor. Çok güzel fitoterapi, aromaterapi kongreleri düzenleniyor. Ben de çok keza katılıyorum. Bir sürü üniversitemiz bu konuya el attı. Fitoterapi araştırma merkezleri gibi kurumlar açtılar. Bunlar daha da geliştiğini, daha da gelişeceğinin aslında güzel göstergelerinden bir tanesi. Birisi. Şimdi koruyucu güzelliği sağlık raporunda konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tanıtımda da belirtmiştik. Doğal ecza dolabımızda neler olmalı? Olacak. Hepimizin evinde bir şekilde ecza dolabı var. Dolabın içinde değilse diye bir takım poşetlerde ilaçları var. Ama doğal bir ecza dolabı oluşturan pek de yok aslında. Neden oluşturmuyoruz? Hem nasıl kullanabileceğimizi bilmediğimiz için hem de ilaçlar daha baskın geldiği için. Onların daha çok bazen şifasına inandığımız için ya da bize onlar sunulduğu için doğal ecza dolabı gibi bir algımız yok. Ama sen çok güzel bir kavram söyledin, doğal ecza dolabı. Peki ben bu doğal ecza dolabında neleri koymalıyım? Hangi durumlarda hem güzellik hem de kendimi iyi hissetmediğimde, fizyolojik olarak sıkıntım olduğunda bana zarar vermeden hangi ürünleri kullanacağım? Nelerin müdahalidir? Biraz anlatmanı rica edeceğim. Önümüzde zaten bir ufak bir ecza dolabımız var aslında. Evet, çok pratik bilgiler vereceğim ki o doğal ecza dolabımız neden olsun? Tabii ki bitkilerimiz ilk başta sağlıklı olan bitkileri bulmamız lazım. Böyle işte kapalı ortamlarda tamamıyla güzel dezenfekte edilmiş steril ortamlardaki bitkileri tercih edelim. Açık, işte egzoz dumanı değmiş, işte beklemiş bitkiler değil ama doğru ehil yerler var bunları satan. Biz tabii ki şu an kış ayındayız ve tam da artık kara kış diyebilirim. Bir antibiyotik karşılığı ekinezyadan bahsedeceğiz aslında. Tamam. Çünkü bağışıklık direncimizi arttırır ve çok da güzel mor çiçekleri vardır biliyorsunuz ki. Ekinezya bağışıklığımız için herkesin rahatlıkla yan etkisinin de yine bulunmadığı bitkilerden bir tanesi. Ekinezyayı sabah akşam bir tutam 7 dakika demleme yöntemiyle doğal ecza dolaplarında bir ekinezya barındırabilirler. Bu benim önerebileceğim bitkilerden bir tanesi. Ekinezya olmalı diyoruz. Aynen öyle. Bununla beraber tabii ki hem bağışıklığımızın güzel olması hem de cildimiz için de ani hemen malzemelerin olması bizim için önemli. Burada cilt malzemeleri de var. Mesela sarı kantaron. Sarı kantaronun içerisinde hipirisin malzemesi aslında bir antidepresan etki gösteren maddelerden bir tanesidir. Tereyağının içerisinde sarı kantaronu bir gece bekletirsek ve benmari usulü eritirsek, sonra da içerisindeki sarı kantaronları tekrar süzüp o tereyağı artık merhem kıvamında yara yanıklarımıza sürebiliriz. Tereyağı hepimizin evinde bulunuyor. Dolabımızda bir tereyağı ve ecza dolabımızda bir sarı kantoron varsa sarı kantoronu tereyağında benmari usulü eriterek bir gece o karışımı bekleterek sonrasında da süzerek o tereyağını artık sarı kantoron içerisindeki etken malzeme hafif geçtiği için yara yanık doku iyileştirmeye yardımcı olarak diyelim ki mutfakta elinizi yaktınız, herhangi bir bölgenizi bıçakla kestiniz. İşte ekmek keserken vesaire hemen sarı kantoronu da kullanabilirsiniz. Sarı kantoron ayrıca demin de bahsettiğim gibi antidepresan etkilere sahip yine bitkilerimizden bir tanesidir. Yine çay olarak çayını demleyip evet, içebiliriz. Tamam, tüketilebilir. Ve bununla beraber ıtır. Itır çok iyi bir eğer sigara tüketiyorsak. Sigara tüketenlerde eğer ıtır çayı biraz içersek sigara ihtiyaç isteklerini azaltacaktır. Aa, çok önemli. Çünkü kokusundan kaynaklı. Tamam. Itırın kokusunu duyduğumuz anda 2 dakikada vücudumuza yayılıyor ve o yayılan koku o işte isteğimizi sigara tiryakisi isek o isteğimizi daha az gelmesini ve daha az istememizi sağlamış oluyor. Peki Sedacığım, sigara bırakmak tabii bazıları için çok zor, bazıları için de kolay olabiliyor ama tiryakilik bambaşka bir şeydi. Olmayan bilmiyor. Mesela ıtır, ya bırakamıyor başka yöntemlerle. Itırı denedi. Sence ne kadar sürede sonuç alabilir? Her gün mü? Tabii ki koklasın, yağ da var. Yağı da var. Hemen yağını da gösterebilirim. Burada yağı da olması gerekiyor. Yani bir sigara bırakma yöntemi olarak ıtır uzun vadede etkili olabilir yani mi? Yani bu yardımcı etki olabilir. Yardımcı etki olabilir ama tabii ki kişi beynen bırakmak istiyorsa ve kendini bırakmaya adamış ve öyle bir kontrolde, öyle bir diyetteyse ıtır da belki ona bir
plasebo etkisi yaratarak da kendisini daha iyi hissedecek ve sigara içmemesini sağlayacak. Yağıyla mı, bitkisiyle mi? Bitkisini içebiliriz ve çok az demlememiz lazım. Tamam. Sadece şu kadarcık, iki yaprak ıtırı demliyoruz. Tamam. Yalnız şeker hastaları ıtırı kullanamazlar. Tamam. Ve şeker hastası hapı kullanıyorsak ıtırı kullanmamamız gerekliliğini bilmeliyiz. Bununla beraber ıtırı 2 yaprak ve 7 dakika demleme yöntemiyle demliyoruz. Ilık bir şekilde sabah akşam tüketiyoruz. Ayrıca ıtırın hafıza güçlendirici etkisi var. Yani eğer diyelim ki hafızanızda yavaşlamalar hissediyorsanız, her şeyi unutuyorsanız, neden ben dalgınım diyorsanız, konsantrasyonunuzu da arttırabilecek yine bitkilerden bir tanesi. Çünkü hepimizin hafızaya ihtiyacı var diye düşündüğüm için doğal eczacı dolabına getirdim. Kokusu o kadar güzeldir ki yatıştırıcıdır ayrıca. Kendinizi iyi bir seromonik olarak, mental olarak iyi hissedersiniz. Mesela ıtır yağını alalım, işte masamızda, evimizde bulunduralım ve arada koklayalım. Evet, hem koklayalım, evet sigara için, hem de kendimizi mutlu ve iyi hissetmek için. Tamam. Ayrıca ıtır çayını demledik, içtiğimizde hafızamızı güçlendirecek ama bunun yanında ıtır çayını demleyip cildimize tonik olarak kullanabiliriz. Çünkü çok doğal hijyeni sağlayan özel bitkilerden bir tanesidir. Yani hijyen sağlar. Eğer günlük cildimize istemediğimiz maddeler yapışmışsa onun da temizlenmesini sağlar. Gül kokusuna çok böyle benzer, güzel bir kokudur. Ben gül kokusunu da çok severim ama ıtır da benim vazgeçemediğim kokulardan bir tanesidir. Yine tıbbi ve aromatik bitkilerde. Itır bugünün belki şey olur, mottosu olur. Sonrasında melisa koyalım dedik doğal eczacı dolabımıza. Melisa çok güzel yine bitkilerimizden bir tanesi. Melisa da yatıştırıcı, uyku problemimiz varsa, uykusuzluk çektiğimizde hemen melisayı demleyip, bir sağlık çayı, yine 7 dakika demleme usulü demleyip melisamızı sabah akşam tükettiğimizde uyku problemimiz hem gider ama kendimizi yorgun hissettik, eve geldik işten, bir keyif çayı olarak da melisayı içtiğimizde çok iyi bir yatıştırıcı etkisinden de yararlanabiliriz. Ve bununla beraber ginkgo biloba çok güzel, çok değerli bitkilerden bir tanesi. Ginkgo tabii ki sedef ve egzama hastalıklarında deriyi tedavi etmeye yardımcı etki gösterir. Bir eline belki alabilirsin. Tabii ki. Ginkgo, tabii belki ki. Bunu çok da sık kullanmıyoruz galiba. Evet, bunu. Ginkgo ayrıca Alzheimer ve bununla birlikte yine unutkanlık ve hafıza problemlerimizde bize çok yardımcı olacak bitkilerden bir tanesi. Yalnız çok yoğun kan sulandırıcı etki gösterir. Diyelim ki siz sürekli ginkgo biloba çayı içiyorsunuz. Tamam. Ama bir ameliyata gireceksiniz. Ginkgo biloba içerseniz kan sulandırıcı etkisinden kaynaklı tabii ki sıkıntı ve problemler yaşanabilir. Genelde mutlaka hekimlerimize bitkisel çay deyip geçmeyip ne yaptığımızı, ne içtiğimizi de net olarak söylememiz gerekiyor. Evet, ekip. Yani çünkü kan sulandırıcı etkisinden kaynaklı da sonuçta bir sıkıntı, bir problem yaşanabilir müdahale esnasında. Biz vatandaş olarak neyi, hangi amaçla içtiğimizi, ne yan etkisi olabileceğini hepsini bilmeliyiz. Belki hekime de buradan biz bilgi kazandırıyoruz aslında, değil mi? Çok da iyi olur. Kesinlikle, çünkü sonuçta gelen danışanlardan da her zaman bir şey öğrenebiliyorsunuz. Neden bilmediğiniz bir şeyi araştırmanız gerekmiş oluyor. Yine de biz bir kere bitki ülkesiyiz. Aktarlarda da tabii ki satılıyor bunlar, doğal bitki dükkanlarında. Aktarlarda da eğitimli kişiler olup işte bu bitkilerin doğru bir şekilde satılmasını sağlarsak ve en azından doğru bilgiler vererek kişilere aktarırsak o zaman çok daha düzenli bir işlem ve sistem bence devam olmuş olur ve ileri bir şekilde de geçmiş olur diyebilirim. İnşallah. Harika. Başka neler var Seda? Daha neler var? Ve ayrıca doğal eczacı dolabımızda bir kabımız olsun, hemen hazır bir zeytinyağı, bir sabit yağ. Evimizdeki bir fındık yağı da olabilir. Hı-hı. Çünkü bu bir sabit yağ. Sabit yağlar direkt cilde uygulanabilen özel yağlardır ve soğuk sıkım olmaları tercih nedenimizdir. Ve bu bölgeye de ekstratlar koydum. Her zaman bu ekstratları bulamıyor olabiliriz ama bulduğumuzda da evimizde, doğal eczacı dolabımızda hemen pratik yapabileceğimiz uygulamalardan bahsedeceğim. Diyelim ki lavanta, lavanta çiçeğinden elde edilen bir uçucu yağ ya da bir ekstratı varsa elinizde, bir sabit yağ ile
hafif karıştırarak cildinize masajla çok güzel bir yine hijyen sağlayıp cildinizde gözeneklerinizi sıkılaştırma etkisinden yararlanabilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde bir sabit yağ ile lavantayı karıştırdığınızda yanık oluştu. Tencerede elinizi yaktınız ve şişti. Hemen bir sabit yağ ile lavantayı karıştırıp o bölgeye sürdüğünüzde hemen yangının ne kadar hafiflediğini, tabii ki çok yoğun yangılarsa hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi lazım ama hafif böyle hani tencereye elimizde yer yakarız vesaire gibi durumlarda pratik bir yine önerilerden bir tanesidir. Yine karma ciltler masaj olarak kullandığında karma olan T bölgesindeki yağlanmayı dengeleyici etki gösterir. Yine bu kullandığımız malzeme. İngiliz nanesi, nane çok güzel fresh'tir. Baş ağrımız oluştu. Hepimizin oluşabilir yorgunluktan, uykusuzluktan, gün boyunca işte stresli bir ortamda olabiliriz. Hemen nane yağıyla biraz sabit yağını elimizde birleştirip şakaklarımızı ovduğumuzda ve kokusunu duyduğumuzda yine baş ağrımızın ne kadar hafiflediğini görürüz. Ya da çok yedik. Ya da o gün mide problemimiz var, gaz sıkıntımız, gaz sancımız var. Hemen bir sabit yağ ile biraz nane yağını alıp karın bölgemize ovduğumuzda yine ne kadar güzel bir gaz giderici etkisinden yararlanmış oluruz. Ki hemen doğal pratik eczane dolabımızda olması gerekenler. Yine portakal yağı her yerde bulunabilir. Ama bu yağlar öz yağlar olmalı. Yani tamamıyla sentetiklerden arınıp, %100 doğal olanları tercih edin. Çünkü sentetik bir portakal yağıysa tıbbi etkisinden yararlanamazsınız. O yüzden her zaman önerdiğimiz şey %100 doğal ve %100 doğru mantıkla, mantaliteyle sıkılmış yağlar. İşte bazıları mekanik ekstraksiyon, bazıları distilasyon yöntemi vesaire. Ama %100 doğal ise biz sağlık etkisinden yararlanabiliriz. Peki ben onu nasıl alacağım? Aldığım yere de güvenmem gerekiyor. Bunun mesela portakal yağı dedin. Doğal olması gerekiyor dedin. Dediğin şartları. Evet. Nasıl şunu söyleyebilirim. Geçen ben de gezerken bitki dükkanlarını bir sürü çeşitler koymuşlar artık yağlarda ve baktığımda evet portakal yağı yazıyor ama arkasını okumak alışkanlık haline gelmeli. Çünkü neden? Ben de bütünsel güzellik kitabımda bahsettim etiket bilimi diye. Arkasında zaten açıkça yazmış üretici demiş ki portakal esansı ondan sonra ayçiçek yağı. İçerisinde de biraz şu kadar işte badem yağı vardır diye. Bu tamamen sentetik bir yağdır. Çünkü üzerine de yazmış aslında biz biraz etiket okumayı bilmemiz gerekiyor. Hepimiz kimyacı değiliz tabii ki. Hepimiz kimyacı olmadığımız için içerik okumayı bilmiyor olabiliriz. Bu çok doğal. Ama bütünsel güzellik kitabımda arkasını hemen açtıklarında hangi maddelerin doğal bileşenleri neler ve sentetikleri hangileri ve neden almamalıyız şeklinde çok güzel bir metin bulacaklar etiket biliminde. O yüzden arkasını okusunlar ama bazısında da diyor ki içerikte arkasını döndürüyorsunuz. Fiyatlar da farklı zaten. Tamam. %100 portakal ekstratıdır, uçucu yağdır diyor ya da başka bir şey yok. O zaman o ürün iyi bir üründür, doğal bir üründür. Tabii sertifikaları varsa yine doğal bir üründür. Sertifikalar da önemli ama illa sertifikalar olsun diye direnmeden iyi doğal yapan butik üreticiler de var biliyorum ben. Bir sürü arkadaşım tarımıyla da ilgileniyor, lavanta yağı da çıkartıyor. Tüketici orada organik pazarları gezerken de kişilerle görüşsünler ve güvendikleri yerlerden, ehil yerlerden almayı tercih etsinler. Portakal yağıyla da herhangi bir sabit yağını birleştirdiğimizde portakalın içerisindeki C vitamini çok güzel bir gerdirici, lifting etki dediğimiz ciltte etki ve canlılık etkisini verecek. Leke problemleri varsa yine aydınlanma sağlayacaktır. Sabit yağıyla yine bir portakal yağını karıştırdığımızda cildimize masaj hareketi yaptığımızda bir 10-15 dakika yüzümüzü masajladığımızda cildimizi çok iyi bir canlandırıcı etkisinden yararlanacaklar. Şimdi bunları bulamayın Seda Hanım derlerse portakal suyu da bu işe yarar. Bir sabit yağıyla bir yemek kaşığı sabit yağın içerisine bir yemek kaşığı portakal suyu çünkü zamanı zaten portakalın mandalinanın bir yemek kaşığı da portakal suyu ilave etsin. Yağ ile karıştırıp masaj halinde uyguladıklarında yine çok güzel etki yaratabilirler. Keza aynı şekilde lavanta yağı bulamadılar. Lavanta çiçekleri var satılan. Lavantayı demleyip, çayını demleyip
Yine hafif yağ ile karıştırıp ciltlerine sürdüklerinde yine o etkiyi, yara yanık tedavi, yine karma ciltleri dengeleyici etkiden yine yararlanabilirler. O yüzden bunları getirmiş oldum. Hem doğalı hem masrafsızı sen bize şu anda söylüyorsun. Uygulayabiliyorsak ne ala. Yani düzenli uygulayanlar bunun çok iyi neticelerini aldığını söylüyorlar, görüyoruz zaten. Düzenli uygulama, işte koruyucu güzellikteki en büyük anlayış, tabii ki ilk başta hepimiz bilimsel cilt analizini bilmemiz lazım. Hı hı. Bilimsel cilt analizimizi bilip ona göre kozmetik ürünler kullanmamız lazım. Nasıl? Hepimiz eşsiziz. Hiçbirimizin DNA'sı bir değil. Hepimiz farklı kemik yapılarına sahibiz. O yüzden nasıl bizim bir kan grubu karnemiz varsa cilt karnemizi de biliyor olmamız lazım. Ve ona göre cilt karnemizi, cilt check-up'ımızı bilerek hangi kozmetikleri kullanmamız gerekliliğini bilmemiz lazım. Seda, artık her şey kişiye özele döndü biliyorsun. Evet, ilaçlar da kişiye özel üretiliyor. Sedacığım, izninizle bir reklama gitmem lazım. Reklamlardan sonra etiket bilimiyle devam edelim. Aldığımız ürün etiketlerinde neleri okumalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Toksik bileşenler nedir? Onların olmaması gerekiyor. Çünkü bakalım en doğalı hangisi aldığımız ürünleri de seçerken. Değerli izleyenler, Seda Sakıcı Çelik konuğum, tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı kendisi. Koruyucu güzelliği konuşuyoruz. Doğal eczan dolumuzda neler olması gerektiğini konuştuk. Reklamlardan sonra etiket bilimini konuşacağız. Reklamlar şimdi. Vücutta deri, saç ve tırnak gibi organların görünümünü düzelten ve güzelleştiren preparatlar kozmetik adıyla tanımlanıyor. Ancak kozmetik deyince sanayinin girdiği tüm sektörlerde olduğu gibi doğal ve yapay diye iki çeşit ortaya çıkıyor. Yapay kozmetiklerin içerdiği sentetik kimyasallar ve kokular, boyar maddeler ve daha birçok katkı maddesi vücutta birikerek yararlı olmaktan çok zararlı hale dönüşebiliyor. Doğal kozmetiklerde formaldehit, benzoik asit, paraben ya da sentetik koruyucu bulunmuyor. Genelde doğal koruyucu olarak saf uçucu yağlar ve E vitamini kullanılırken, doğal kozmetikler cilde, saçlara, tırnaklara yani dış görünüme dayalı sağlıklı güzelliği de beraberinde getirebiliyor. Avrupa Birliği ülkelerince de kabul edilen şartlara göre, eğer doğal kozmetik olacaksa tamamen tabii ve saf maddelerden imal edilmiş olması gerekiyor. Avrupa Birliği'nce belirtilen doğal kozmetik şartları arasında ise şunlar geliyor. Sıvı yağ olarak mineral yağlar ve parafinler kullanılmamalı. Lipozom, niyozom ve polirizomlar formülünde yer almamalı. Sentetik koruyucular ve boyar maddeler ilave edilmemeli. Sentetik çözücülerle izole edilmiş maddeler tabii de olsa kullanılmamalı. Ambalaj üzerinde ürünün tam formülü CTFA isimleriyle belirtilmeli. Ambalaj çevre kirliliğine sebep olmayacak materyalden seçilmeli. Ürün testleri hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmemeli. Ölü hayvanlardan elde edilen ham maddeler, örneğin kolajen ve hormone olmamalı. Değerli izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Sağlık raporunun ikinci dilimindesiniz. Tıbbi bitkiler ve aromatik uzmanı Sayın Seda Çelik konuğum. VTR ile girdik. Önemli bir VTR olduğunu düşünüyorum. Çok çünkü güzel. Biz Avrupa Birliği kurallarına göre çok kurallarımızı tanzim ettik Avrupa Birliği uygulamalarına Aynen göre. Doğal kozmetik şartları da varmış Avrupa Birliği'nin. Üzerine birkaç bir şey söyler misin Seda? Çok güzel bilgiler var. Ben de çok istifade ettim. İzleyicilerimize esin istedim. Çok doğru ve güzel bilgiler. Çok güzel bir VTR. Avrupa Kozmetik Yönetmeliğine döndü tabii ki. Kozmetik üretim şekil ve standartlarımız GMP koşullarında ve tabii ki o tekniklere uygun yapılması gerekiyor. Ve doğal kozmetik şartları ve standartları da var. Yani bir ürüne doğal diyebilmek için. Ama biz görüyoruz ki piyasada her şeye sanki herkes rahatlıkla doğal diyebiliyormuş gibi bir durum da lanse ediliyor. İşte orada içerisine küçük bir doğal etken malzeme koyuyor ve onu ön plana çıkartarak sanki ürünmüş doğal ibaresi veriliyor, yaratılıyor. O his yaratılıyor ve ama ürünün arkasını okuduğumuzda etiketlerini içerisi sentetik dolu. Yani o zaman orada bir kargaşa başlıyor aslında. Tamamıyla doğal olabilmesi için
bahsettiğimiz gibi ölü hayvanlardan elde edilen maddeler, sonrasında sentetik yapay çözücülerle bile bitkiler çözüldüyse bile kesinlikle Avrupa Birliği yönetmeliği bunları kabul etmiyor. Ve her şey tarımından tutun, işlemine kadar yaptığınız ambalajın kutusu bile geri dönüşümlü olması kaydıyla ve insanlar üzerinde test edilerek, hayvanlar üzerinde test edilmeden ürünün artık son hali tüketiciyle buluşması gerçekleştirildiğinde ürün o zaman doğal diyebiliriz. Ama maalesef bu biraz hala kargaşa halinde olduğunu düşünüyorum ben. Bir şey dikkatimi çekti. Bu ürünleri yayın öncesi çıkardık ambalajından. Ambalajı da ne kadar doğal bu şeylerin, malzemeleri getirdin, malzemelerin ambalajları aslında bir bütün. Bir bütün, yani hepsi. Saklamak içeriğiyle birlikte ambalajı da bir bütün aslında. Bir bütün. Bunlara daha dikkat kesinlikle etmek lazım. Kesinlikle içerisine girilen işte bir sentetik bir işte fondöten hazırlanıyor diyelim. Bir makyaj malzemesi. Kabının bile doğal olması gerekiyor. Şimdi cildimize cilt bakımı yapıyoruz ama makyaj ürünlerinin de doğal olarak onlarla da cildimizi yıpratmamamız gerekiyor. Çünkü makyajın da çok trend olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle ben gençleri görüyorum. Ergenlik dönemindeki artık kızlarımız işte lise çağında artık makyajlar ve internetten çok makyaj formülleri ya da uygulamaları görüyorlar. Bunları uyguluyorlar. Burada da doğal olanlarına ve kaliteli olanlarına yönelmeliler ve sertifikalı olanlarını tercih etmeliler. Şimdi Seda şöyle olabilir mi? Yani erken ergenliğe giren bir nesil olduk. Yani genç kızlarımız yani 9-10 yaşında genç kızlığa adım atıyor çocuklarımız. Bunlar biz kimyasal, sentetik ürünler çok kullandığımızdan dolayı da olabilir mi? Makyaj mı yap? Biraz açar mısın? Makyajı şöyle anlatabilirim. Çok küçük yaşta anneler oje kullanıyor. Küçük kızlar da oje sürmeye başlıyor. İçerisinde formaldehit var, silikon var. Bunun gibi bir sürü sentetik malzeme var. Ama bebek doğduğu andan itibaren bir şampuana ihtiyacı var. Tamam. Bir anne hemen bir vücut şampuanı alıyor. Ya da parfüm alıyor. Ama parfümün içerisindeki kokular hormon bozucu. Erkeklerde, yetişkinlerde, çocuklarda sperm sayısı düşüklüğüne sebebiyet veriyor. Hem hormon bozukluğu hem de sinerjik etkisi cilt yapısını ve dermatolojik bir sürü cilt sıkıntısına sebebiyet verebiliyor. Hormonlar bozulunca erken ergenliğe girebilmek söz konusu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Nedenlerinden bir tanesi olabilir ya da daha işi teşvik etmiştir diyebiliriz. İleride de erken menopoza girme riski bunun gibi evet. Hormon hastalıkları olabilir. Hı hı. Bir tiroid bozukluklarına sebebiyet verebiliyor fragrance'lar. İşte burada ben en büyük önem verdiğim konu yıllarca eğitimlerimde de bunu nasıl anlayacağız peki Seda Hanım dediklerinde bütünsel güzellik kitabında etiket bilimi gerçekten onlara çok güzel bir rehber olacak. Çünkü diyelim ki parabenler koruyucu malzemeler. Evet parabenler kozmetik ürünlerinin ömrünü korurken bizlerin ömrünü kısaltıyor aslında. Bizim raf ömrümüzden de yiyor. Çünkü vücudumuza toksik bir bileşen girmiş oluyor. Yani zehirli bir bileşen girmiş oluyor. Parabenleri koymuyorlar. Başka onun muadilleri etken malzemeler koyuyor. Ya ben bir parabene farkındalık biz oluşturduk aslında evet. Ama şimdi no paraben diyor. Evet no paraben diyor ama onun muadili başka bir şey koruyucu koyuyor. Var. İşte burada hemen kaçakları çok güzel bir hemen etiket biliminde görebilecekler. Bir parabenin doğal muadili nedir? Vitamin E. Vitamin E çok iyi bir koruyucu etki gösterir. Bununla beraber propolis, biberiye gibi ekstratlar ürüne konduğunda doğal kozmetiğin içerisinde parabenin etkisini sağlayacak etki gösterir. Propolis doğal bir antibiyotiktir. Hem antibakteriyel hem antimikrobiyaldir. Orada ürünün kontamine olmamasını teşvik etmiş oluyor. Aynı şekilde biberiye ekstratları yani doğal muadildir. Ben kendim de üretici ve danışmanlıklar yaptığım için, üretici olduğum için bunu bu konuda hani çok böyle güzel teknik bilgiler verdim diyebilirim bütünsel güzellikte. Harika şimdi. Ve devam etmek istiyorum lütfen, etiket lütfen. Bilimine pardon. Mesela parafinler. İşte biz o kadar çok vazelin tüketiyoruz ki vazelinler, parafinler ve tabii ki çok ucuz bir malzeme. Evet. Topuk çatlağımıza, dudak çatlağımıza ama petrol vazelin. Türevi. Petrol türevi toksik bir bileşen. Vazelin evet, için diyoruz. Aynen vazelin için de aynı şey geçerli. Ama vazelinin doğal muadili bir katı Hindistan cevizi yağı, bir karite yağı. Bunlar yine vazelinin tamamıyla badem yağı. Katı bitki yağları bunlar yine vazelinin muadilidir diyebilirim. Ya yani doğal
olarak, doğal bileşen olarak onları önerebilirim. Bunun gibi bir sürü tabii ki malzeme. Fragranslar hormonları bozuyor. Fragrans nedir? Parfümler. Bir ürünü yaratmak için sentetik parfümler konuluyor bir sürü ve hormonlarımızı bozmuş olabiliyor. O zaman bitki ekstratları, bitki uçucu yağları, kokular, aromatik doğal kokular konulursa ürüne, o zaman sentetik etkisinden zararı olmayacak ve doğal bir bileşenle kozmetik ürün tasarlanmış sen olacak. Sen anlatırken şimdi parfümler, kremler hepsi aklıma geliyor. Yani biz ürünü aldığımız her üründe pahalı da olanından zarar görüyoruz aslında. Yani daha sonra bize daha pahalı faturalara neden olabilir, maliyetlere neden olabilir. Şöyle de düşünebiliriz. Aslında şu tarafından yaklaşalım. Evet, kimya bir bilim dalı. Tamam. Ve tabii ki mevzuata uygun ürün çıktığı anda hepsinin bir analiz metodu var. Burada tabii ki tüketici biraz kendi sağlığıyla ilgilenir olmalı ki tabii ki ben doğal olanını tercih ederim. Ama tabii neden? Bir bilgi birikimim var ve kendi hayat şartım ve standartlarım öyle olsun istiyorum. Şimdi herkes de bir kimyacı, bir kozmetolog olamaz tabii ki. Bu ürünler dünya markalarında çok iyi sınıflarda çıkabiliyor tabii ki. Ve evet, sentetik malzemeler birbirleriyle karışıyor ama dermatolojik testlerden de geçiyor. Ama tabii ki ben yine de bir etki oluşturmasın diye vücudumuza doğal olanını tercih etmelerini öngörürüm. Ama tabii ki bu da bir sektör, bir durum ve böyle ilerleyen gruplar da var. Kimyada bir bilim dalı ve bir sürü analiz ve ölçümler de yapılıyor. Orada kişi biraz, hani bazen kendi doktoru kendi olmalı sağlığı için diyoruz ya, ama tabii kronik hastalıklar için demiyorum. Sadece bir bu düşünce yapısında olarak en doğalını bulmayı kendine görev edinmeli diyebilirim. Şimdi kendi sağlığı açısından. Kendi sağlığı, etiket bilimi dedin, çok güzel. Kitabında da zaten bütünsel güzellikte etikette neler okumamız gerektiğini söylüyorsun. Biraz ama üzerinden tekrar geçelim. Satır aralarında söyledin. Bir krem alıyorum, bir parfüm alıyorum, bir şampuan alıyorum. Etiketinde kesinlikle yazması gereken ve yazmaması gerekenleri bir daha toparladın mı? Bir evet. Paraben dedik ama muadil de çıktı dedin. Evet, parabenin parabenler olmamalı. Tamam. Parafinler ve petrol türevi, petrolatum yazıyorsa yine olmamalı. Tamam. Ondan sonra propilen glikol, PEG diye yazılır. PEG. Yanında hep PEG varsa kesinlikle almasınlar. Yine hem kanserojen etki hem de hormonları bozacak etki gösterebilir. Sentetik renkler. Orada renklerin isimleri var. C108, işte T5 vesaire gibi böyle rakamlar görürler. Onun yerine mineral bazlı renklendirici ise mineral bazlı renklendirici yazar zaten. Ya da ekolojik bir ürünse yanında 3 tane yıldız vardır. Tamam. O ekolojik, yani doğal bu malzeme. Malzeme, bu malzeme doğaldan yapılmıştır demektir. Ürünü aldık, ne kadar zaman kullanabiliriz? Hemen arkasında 6M, 12M gibi yazılar vardır. 12M demek 12 ay kullanabiliriz. 6M demek 6 ay ürünü açıldıktan sonra 6 ay kullanabiliriz. Bir de açıldıktan sonra sanki yıllarca kullanabiliyoruz sanıyoruz. Ama onların son kullanma tarihleri var ve açıldıktan sonra 6 ay yazıyorsa kesinlikle 6 ay sonra kullanımı bitirilmeli ve devam ettirilmemeli. Ya da buzdolabına koyunca sanki daha uzun kullanabilirmişiz gibi de geliyor. Düşünüyoruz. Hayır. Kesinlikle ürünü artık kullanmamalıyız. Ve makyaj malzemelerinde kadınlar bunu çok yapıyorlar. Hı-hı. İşte ben özellikle düğün zamanı bir alışveriş yapılıyor. Aynı ruj senelerce, 40 yıl sonra da kullanılıyor, bitmiyor diye. Gibi bunları çok görüyoruz. Evimizde, ailemizde görmüyor muyuz? O yüzden onların da raf ömürleri var. Yani birkaç yıl sonra mutlaka ve ya da alınan marka kaç yıl sonra raf ömrünün bittiğini zaten yazıyor. Kutularında yazıyor. Ona göre kullanım talimatlarına uymamız lazım. Yoksa işte kendimize tabii ki bu tarz toksin malzemeleri almayı istemiyoruz sağlık açısından. Bunun gibi sentetik renklerin yanında fragrans yazıyorsa, fragrans sentetik parfüm demek. Onun yerine bir bitki ekstratı ile kokulandırılmış, işte bir uçucu yağıyla, aromatik suyla kokulandırılmış da yazıyor arkasında zaten. Fragrans olanların biliyoruz ki yine hormonlarımızı bozabileceği etki göstermesini. Yani bunlara dikkat ederek, bunlar en önemlileri, hemen arkasında okuyup görebileceğimiz şeyler. Benzoik asit. Yine benzoik asitler, benzoik asit yazıyorsa yine ürünü cildimizi tahriş edebilir. Yine yan sıkıntılarından bize oluşturabilecek toksik
kaynaklı durumdan kaynaklı yine bu tarz malzemeler içeren ürün gruplarını almamayı tercih etsinler. Bunların bir de doğal muadilleri var. O da zaten kitapta hangileri olmalı diye de yazıyor. Yazıyor. Yani toksik bileşen dediğimiz hiçbir şeyi kullanmayacağız vücudumuzda. Peki Sedacığım, bunları kullandık. Yıllarca kullandık. Şimdi bildik ama yıllarca kullandık. En kötü tablolar ne olabiliyor? Şimdi alerjik etkilere de herhalde neden oluyor. Evet. Kanserojen de diyoruz. Birkaç bu etkiden de bahseder misin rica etsem? Şimdi tabii ki şunu diyemeyiz. Tamamıyla bir kozmetik kullandı da kanser hastalığı oldu diyemeyiz. Kimse onu Evet, zaten. Yan etki oluşturup bunu bütünleştirmiş. Yani kötü besleniyorsunuzdur. Hayat şartlarınız kötüdür. Genetik yatkınlık bununla beraber tabii ki. Ve yaşam şartlarınızda kalitesiz bir besin anlayışı, hareket etmiyorsunuz vesaire, bir de kötü kozmetik kullanıyorsunuz. Hepsi bir arada bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Bu da bir neden ve teşkil oluşturmuş diyebiliriz. Ama bundan kaynaklı kesinlikle bir kanser hastalığı oluşmuştur. Şöyle tabii ki bazı yayınlar var. Diyelim ki bir meme kanserinde işte ya da bir koltuk altında bir kist bulunduğunda, patolojik açıdan bakıldığında içerisinde bu bahsettiğim kozmetik ürünlerin toksik bileşenleri de çıktığı oluyor. Yazıları var tabii ki. Ama bunları böyle kesin kes nitelendiremeyiz. Ama bir neden ve sebep oluşturduğunu bilerekten hayatımızı o sağlık anlayışında barındırmalıyız. Sedacığım, şimdi ben de merak ediyorum, izleyiciler de merak eder. Her kesimden insan bir ruj sürebiliyor, dudağına bir parlatıcı alıp sürebiliyor ya da doğal olduğunu söylediğimiz koruyucuları kışında sürebiliyoruz. Burada da gene dediğin paraben, likit parafin, petrole tumlara mı dikkat edeceğiz? Evet, aynen. Yani biz çünkü onları içtiğimizle, yediğimizle zaten vücudumuzu alıyoruz. Ben korkuyorum bundan. Ha, orada neye gene dikkat edelim? Özel söyleyeceğim bir şey var mı? Evet, bu kremlerde de aynısı geçerli. Şampuanlarda işte en çok karşılaşılacaklar bunlar ve en yoğun toksikler bunlar olduğu için bunlardan bahsettim. Küçük bir rehber. Tamam. Ama şampuanlarda yoğun SLS'ler. Sodyum lauril eter sülfat. Sodyum lauril sülfatlar, SLS'ler gibi, kokoamidopropil eter gibi. Şimdi bunları tabii yayında söylemek istemiyorum ama bunlar çok yoğun köpük veren malzemeler ve yine hormonlarımızı ve alerji mekanizmalarını tetikleyebiliyor. Burada da işte her zaman bahsettiğim şey, doğallığına inandığımız, güvendiğimiz malzemelerle ve işte sertifikalar biraz daha bu işi, Türkiye'de de sertifikalandırma kuruluşları var. Türk üreticiler de onlardan yararlanıp sertifikalandırma yapabiliyorlar. Yani tarımından tutun ürünün son ambalajına kadar organik bir ürün çıkartabiliyor Türkiye aslında. Bunu daha geliştirmek lazım. Genelde biz hep ithallerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama ben Türkiye'nin de daha üretici olması taraftarındayım bu konuda. Çünkü yapılabilir. Ve gerçekten çalışıldığında çok güzel argeler de çalıştırabiliriz. Kendin de üretiyorsun zaten. Evet, yani ben de danışmanlık yapıyorum. Hep yenilebilir malzemelerle ürünler tasarlamaya Çalışıyorum. Seda, bir konuda ben de izleyicilerimize bilgi vereyim. Sen de eminim ekleyeceklerin vardır. Geçtiğimiz hafta bir kongreye gitmiştik. Orada da yani kuaförlerde, güzellik merkezlerinde sağlıkçı olmayanlar ya da bu işin eğitimini almayanlar insanları enjektörle vücuduna E vitamini, cildine enjekte ediyorlar. Doğru. İnsanlar hani bir iğne yaptırırken kalçadan, bir sağlıkçı ihtiyaç duyarken, yüzüne bir iğne yaptırırken, vitamin enjekte edecekken bir sağlıkçının olmasına gerek olmadığını düşünerek kuaförde herhangi bir çalışana yaptırabiliyorlar. Ya bu da çok riskli, yüz bölgesi çok risklidir. Sinirlerin harap olma durumu vardır. Ne olur izleyicilerimiz bunlara dikkat edelim. Çok suistimal edenler var. Kesinlikle. Sanıyorum bu kuaförler bu açıdan çok iyi denetlenmiyor. Belediyelerin denetimi altında galiba ama... Çok sıkı değil, aman izleyicilerim, cildinize kesinlikle uygulama yapanlar, özellikle iğne yapıyorlarsa, vitamin enjekte edip yüzünüzü parlatacaklarını söylüyorlarsa bunu bir kuaförde, güzellik merkezinde yaptırmayın değil mi? Kesinlikle. Merdiven altı bu kuruluşların tabii ki iyi denetimden geçmesi lazım. Bahsettiğiniz tablo çok korkutucu. Evet. Kesinlikle ve bu tarz zaten kullanılan malzemelerin, medikal estetikte de kullanılan malzemelerin en kaliteli olan dünya markaları var. Ve zaten hekimler de bunları kullanıyorlar ve bunların eğitimini alarak bu işlemi yapıyorlar. Bahsettiğin gibi Asuman'cığım, sinirler yüz anatomisinde çok fazla felç olabilirler. Tabii. Yani böyle bir riske kesinlikle inanın, şunu diyebilirim herkes için.
bitkisel bir, şu, burada bahsettiğimiz eczane dolabındaki herhangi bir yağ karışımı bile alerji yaratabilir kişiye. Hepimizin, çünkü yapısı bir değil, cilt tipi bir değil. O yüzden hep diyoruz ya, bilimsel cilt analizini bilerek kozmetik ürününüzü kullanın. Çünkü bilimsel cilt analizinde cildin melanin derecesi, rengi, pigmenti, hidrasyonu, yağ seviyesi, cildin karnesi, cildin check-up'ı çıkmış oluyor. Buna göre teşhis konulup hangi etken malzeme kişiye uygun, bunun tespiti yapılıyor. Yani böyle durumlarda mutlaka yapacak kişi, yani uygulamaları yapacak kişinin zaten hekim olması lazım, enjeksiyonlu. Ama doğal uygulamalar isteyen kişiler de bilimsel cilt analizini mutlaka bilmeleri ve o raporlarının, karnelerinin cebinde olması şimdi lazım. Şimdi son iki dakikam Sedacığım, hızlıca şimdi tanıtımda da belirtmiştik. Cilt yaşlanması nasıl yönetebilir? Şimdi biz günümüzde cilt yaşlanmasını nasıl yönetiyoruz? Botokslarla, dolgu uygulamalarına, PRP'li bir takım kimyasal işlemlerle, yani faydalı oluyorlardı elbette, yönetiyoruz ama ben şundan endişe ediyorum. Uzun vadede bu işlemleri kimyasallarla yaptırıyoruz. O an iyi geliyor, 1-2 yıl kendimizi iyi hissediyoruz. Uzun yıllar cildimiz fresh görünüyor ama daha sonradan bunların uzun vadede bize zararları olabilir mi? O yüzden biz zaten aslında doğala yaklaşmaya söylüyoruz. Tabii araştırmalar var tabii ki bu konularla ama botoks tabii yıllardır kullanılan bir malzeme. Evet. Başka tıpta da kullanılıyor. İlla cilt için değil sadece. Amaçla. Yani, ve tabii için. Ki oranları çok yüksek şekilde kullanılıyor. Evet. Başka rahatsızlıklarda. Ama tabii ki sentetik malzeme, ben doğalcı olduğum için ve doğal malzemelere karşı insan sağlığı benim için çok ehemmiyet taşıdığı için tabii ki bu tarz uygulamaları ne kadar geç derken, yaşında tabii ki bazı işlemleri yaşında yapmak gerekiyor. Uzmanı görmeli, ona göre karar vermeli. Ama tabii yan etkilerde ilerleyen dönemde tabii ki karşımıza çıkabilir, her şeyde olduğu gibi. Bunu da bilerek o işlemleri bence ne kadar geç yaptırırlarsa, ama bazı tabii tekniklerde, anlatımlarda hani erken yapalım ki kırışmanın oluşmasını engelleyelim diyecek tabii ki kongrelerde anlatımlar da söz konusu. Burada bir dengeyi oluşturacak kişi, ama ben de tabii ki küçük bir kızım varsa 17 yaşında bu işlemi yaptırmak istiyorsa. Ya bir de o 17-18 yaşında botoks, cilt gerdirme yaptıranlar varmış. Aman Allah'ım, hekimlerin yani, de yani bunu yapan hekime de çok da iyi ben bakmıyorum. Bu çok doğru bir dengede tutulması gerekiyor. Ve ne kadar az, ne kadar sağlıklı. Ya mesela botoks aralıkları da çok sıklaşmaya başladı Asuman'cığım. Yani o yüzden botoks aralıkları da çok sıklaşmaya başladı. Belki yılda iki defa, ama tabii ben doğal yapılarla, bunun koruyucu güzellik anlayışıyla tamamıyla korunmasına öngörürüm. Çünkü bizim en büyük endişemiz kırışıklık oluşunca bir işlem yaptırmak isteyişimiz. Tamam. Kırışıklık oluşmadan bakımlara başlarsak 17-18 yaşlarında doğal bakımlara oluşabileceğin önüne geçeriz zaten. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Hemen günün karesini vereyim. Botoks yaptırılan 2-12 deve güzellik yarışmasından diskalifiye edilmiş Suudi Arabistan'da. Aman, bu da ilginç bir ironi, komik bir şey ama ben haberi okurken çok tebessüm ettim. İzleyicilerimizle de paylaşmak istedim. Develerde güzelleşmek için develerde neler yapılıyormuş, neler ama yapılıyor. Bir yandan da yapılmaması gerekiyormuş. Diyelim Sedacığım, çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Bütünsel ederim. Güzellik isimli bir kitap çıkardın. Burada etiket biliminden doğal eczane dolabımızda neler olmasına kadar birçok bilgin var. Teşekkürler emeğin için. Biz doğal olanı trend yapmamız lazım. Organik ve ekolojik yaşam trend değil, aslında yaşamın kendisi. Bununla noktalayalım. Seda Sakıcı Çelik, çok teşekkür ederim yayınıma geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, iyi pazarlar diliyoruz tekrar. Yarımızın tekrarını tvnet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Gündemle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Ege Üniversitesi aşı geliştirilmesi ve üretimi altyapı projesiyle Türkiye'nin aşı konusunda dışa bağımlılığının azalacağı bildirildi. Projeyle kanser hastalığı için de aşı üretilmesi planlanıyor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdinç Öztürk, disosyatif bozukluklar psikiyatrik tanı grubu alanında dünyada en iyi 50 uzmandan biri olarak gösterildi. Reklam Kurulu tarafından 11.7 milyon değerinde kesilen cezada sağlık sektörü de yer alıyor. Gıda sektörü 2.7 milyon lirayla başı çekerken bunu 2.6 milyon lirayla sağlık sektörü izliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytindalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Demircan, 130 yaralı askerimiz geldi. 82'si taburcu edildi. Tedavisi devam eden askerlerimizden durumu ağır olan yok dedi.